Başlayacağız. Ayılacağız. Bugün... Ne yapıyorduk? Baskı yapacağız bugün. Benim gördüğünüz gibi omuzlar düşük çocuktan dolayı. Hayır, benim de artık düşük Batuhan'ın çocuktan dolayı. Bizim çocuğun da düşük. Kendinden dolayı. Annesinin de düşük. O zaten evet. Haklı. Ezanı bekliyoruz. Bitsin. Çekime başlayacağız. Ezandan sonra bir tane kahve içeceğiz. Öyle çekime başlayacağız. Kafeyi eser aldık şu an. Bizim kafemiz oldu. Batuhan kafemiz var artık. Nagihan kıskanacak ama yapacak bir şey yok. Hayır, yani Nagihan gönlümüzün kafesi, ruhumuzun kafesi. Evet. Evet. Orada gönlümüzde bir kafes var. Küçük, küçük kuşumuz Nagihan deyip... Allah'ım, demin yaşanan her şey bir hayaldi. Batu, dün bir rüya gördüm. Sen kamerayı bırakmışsın. Alican kameraman olmuş, terfi etmiş. Dün böyle bir şey oldu. Bu rüyayı ben de gördüm. İlginç. Ne diyordun? Baskı yapacağız diyordun. Ben evet, bu şakanın baskısından sonra... Ben şakaya baskı, baskı, şaka. Ben gideyim. Dedik ki baskı yapalım, tamam. Ama yine her zamanki gibi kabaca düşündük. Nereye varırız bilmiyoruz. Beraber yürüyelim istedik. Baskı fakat daha önce yaptıklarımızın aynısı olmasın. Ne olabilir diye beraber düşüneceğiz, bulacağız. Biraz daha ayılacağız önce. Sonra bu işi çözeceğiz. Bu da damlıyor. Bak, peçetenin bir dokusu var ya, kahvenin rengi birleştiğinde renkten dolayı bize başka bir doku hissi ver. Doku. Doku konusunu konuşalım mı? Doku o kadar ilginç bir şey ki, dokunmasan da algılayabiliyorsun. Sadece gözle bir dokuyu kavrayabiliyorsun. Peçetenin yumuşak dokusunun üstüne kahve döktüğün zaman kahvenin sıcak etkisini hissedebiliyorsun ve bunu dokunarak yapmıyorsun. Çok ilginç değil mi? Şu an şu geldi. Acaba dedim peçetenin üstüne kahveyle resim mi yapsak? Ama daha kalıcı bir şey yapsak. Şimdi bir 10 dakika, 15 dakika ara versek. Diyorum ki Batu, giyecek bir şey bulsak yine. O giyilecek şeyin üstüne doğadan baskı yapsak yine. Bu sefer yaprak değil ama farklı. Ve sonra onunla yepyeni bir şey çıkarsak ortaya. Ama doku aktarımı yapalım. Bir şeyler geliyor aklıma. Anlatacağım. Çok da güzel olacak. Bugünün sonunda bunu ya birine hediye olarak göndereceğiz ya da bizden biri giyecek ya da yine ben giyeceğim ve kavga edeceğiz. Bize 10 dakika müsaade. Doğadan bir şeyler yapalım dedik ya. Ben mutfağı topladım. Şimdi siz yargılamak yok, sorgulamak yok. Sonuca bakacağız. Birazcık yeşillikler. Mutfaktan, manavdan, hatta belki bir pazarın artıklarından bulabildiğimiz herhangi bir yeşillik. Bu kereviz sapı, bu da roka. Ön yargı istemiyorum. Göreceksiniz sonunda, vay be olacak iş. Bak, şaşıracaksınız. Patates. Soğan. Birkaç tane mandalina. Pırasa sapı. Bıçak. Bir küçük sünger. Sevgili kumaş boyası üreticileri, sizin hepinizi o kadar iyi temsil ediyoruz ki kumaş boyasıyla inanılmaz şeyler yapıyoruz. Biz olsak bize sponsor olurduk. Kumaş boyalarının hepsini alalım da hangisini kullanacağımız belli olmaz şimdi. Bir su kabı, bir de maket bıçağı. Baskıyı yapacağımız bir şey. İlk unisex bir gömlek tercih ettik, sonunda kapışırız. Baskı alta geçmesin diye kumaşın altına koymak için birazcık kumaş parçası, kağıt parçası. Bir de en son kumaşın üstüne boyayı sabitlemek için ütü. Bu kadar. Çok gibi görünüyor. Aslında malzeme az. Çok kolay. Sadece mutfağı birazcık kurcalamanız, bir de eski kıyafetlerinizi birazcık elden geçirmeniz gerekiyor. Onların içinde daha önce kullanmadığınız bir şeyi bulursanız onu yenilemek daha çok keyif verecektir diye düşünüyorum. Biz o zaman bu işe başlıyoruz. Sebzeleri keseceğiz. Ortadan yarayacağız ve içlerindeki dokuları desen oluşturmada kullanacağız. Neden? Çünkü dokular bizim yeryüzünde yaşadığımız sürece içinde bulunduğumuz her şeyi kavradığımız en duyusal algılama biçimlerinden bir tanesi. Her yer dokulardan oluşuyor dönüp baktığımızda. Biz bugün baskı yapacağız dedik ya Batu. Bu baskıyı dokuları da anlatarak yapmak istedim. Çünkü dokuların keşfine başladığında insan gerçekten çok tatmin oluyor.
sağına soluna nereye bakarsan bak her yerde bir doku var ve bu dokular bizim dünyayı algılamamızı sağlıyor. Dokunmasak bile, daha önce dokunduğumuz bir dokuyu bilerek hissedebiliyoruz. Gerçekten çok güzel. Bu da işte duyusal bütünlüğü anlatıyor aslında. Çok da sıkıcı olmadan ben sebzeleri keserek başlıyorum. Buna dokunmadan dahi bunun kaygan olduğunu biliyoruz değil mi? Oradan izlerken yumuşak, pürüzsüz bir şeye dokunacağımızı biliyoruz değil mi? Bunun hissinin soğuk olduğunu oradan bile hissetti değil mi herkes? İşte bundan bahsedeceğim. Soğan. Keselim onun dokusuna bakalım. Tüm ekip ağlıyor demiş mi? Birbirinin içine geçmiş halkalar. Aynı bir ağacın halkalarına benziyor değil mi? Bunda da mesela acı hissini aldık. Bu koku suyuyla alakalı. Şu an pek işimizle alakalı değil ama bu doku bize biraz daha sıcak bir şey anımsatıyor. Nasıl olduğunu biraz sonra göstereceğim. Ve biz bu dokuyu da bir giysi yapmada kullanacağız. Üzerimize soğan deseni giyeceğiz. Bakalım mandalinadan bize ne çıkacak? Mandalinanın şu anda pütürlü dokusunu görebiliyoruz değil mi? Parmağım bunun üzerinde gezdirdiğimde ıslak bir şey. Bu sıcak renk bizi daha yakın hissettiriyor kendisine. Biz bugün mandalinin rengini değil, sadece dokusunu kullanacağız. Ama renklerin de algılayışımızda bize ne hissettirdiğini biliyoruz. Belki programda, belki başka bir tanesini ondan da bahsedeceğiz. Bu gömleğin üzerine baskı yapacağız demiştik ya. Bu baskı için öncelikle boyayı hazırlayalım. Mesela bunun üstüne kahverengi, yeşil tonları güzel olur diye düşünüyorum Batu. Biraz sarı. Ah. Kırmızı açılırsa rica ediyorum açıl. Biraz da mavi damlatalım. Bunları karıştırdığımızda bize kahverengi veriyor. O yüzden. Akşam programı çekiyor muyuz? Hayır. Biz beyaz şov muyuz akşam yok, programı çekiyoruz? Ben bulacağım. Akşam tanıtacak bir yer bulacağım. Akşamları evimizde mis gibi oturup proje çalışacağız. Yeniden başlıyormuş. Biz şov. Değil işte onlar başlıyor. Akşamları çalışmak istemiyoruz. Renklerden biraz alıp kenarda karıştırdığımızda çıkan tatlı kahverengi, herkesin kendine özgü bir kahverengisi olsun. Yeşilimsi oldu bizimki mesela. Ama bunun bir formülü yok. Baskı yapacağınız şeyin üstüne en çok hangisini yakışacağını düşünüyorsanız o rengi bulun. O yüzden kimseye özellikle renk anlatmayacağım. İstediğiniz güzel rengi bulun. Alıyoruz rengi. Süngerin üzerine sürüyoruz önce. Rengimiz homojen dağılsın istiyoruz. Sonra bu süngeri dokuyu aktaracağımız şeye batırıyoruz. Şimdi de bunu basmıyoruz. Çünkü önce alttaki kumaşı korumamız lazım. Altta bir kağıt koyalım. Yaradan'a sığınıp basıyoruz. Çok keyifli bir his. Özgün tasarım olan bir gömlek olacak. Bir tane de buraya yapalım. Birazcık soğanın dokusuyla çalışalım. Bu yuvarlak halkalar. Buraya baktığımızda ya da bu yuvarlak halkaların üzerinde elimizi gezdirdiğimizde algıladığımız girintiler ve çıkıntılar. Doku dediğimiz şey bu. Bizim şu an yararlandığımız şey ise bu dokudan bir desen çıkartmak. Bunu niçin gösteriyorum? Hayatımızın her aşamasında kullanabiliriz ev dekorunda. Resimde. Bir şeye dokunmadan onun hissini aktarmak için. Biz şimdi doğal dokuları kullanıyoruz ya. Sadece doğal dokular yok bu arada, yapay dokular da var. Mesela bir ressamın fırça darbeleriyle yüzeye yaptığı pütür pütür dokular vardır ya. Bu mesela yapay dokuya bir örnektir. Gerçek doğada oluşmuş, var olmuş bir doku değildir. Bunu da birçok şeyde görürüz. Mesela duvar ustaları yapar. O duvardaki girintileri, çıkıntıları biliriz ya. Bu da yapay dokulara örnek. Hiç ayırmayalım. Şimdi mandalinayı deneyelim. Mandalina kendisi de ıslak olduğu için bize gerçekten çok tatlı bir doku verecek diye düşünüyorum. Mesela mandalinanın yeri neresi olsun? Şimdi biraz da bu yeşilliklerle devam edelim.
ki bunun görüntüsü biraz daha güzelleşsin. Mesela Roka'nın şu damarlı dokusu. Roka sadece balığın yanına değil, gömleğin üzerine de yakışıyormuş gördüğünüz gibi. Sadece hayata nasıl baktığımızla alakalı. Baktığımız her şeyin içindeki dokuyu şimdi videoyu durdurup sağa sola bakarak görmeye başlayabilirsiniz. Hatta size gerçekten çok keyif verecek, çok heyecanlandıracak bir şey söyleyeyim. Bunu ev dekorasyonunda ya da herhangi bir dekorasyonda kullanırsınız daha sonra. Bir kağıt alın. Kağıdı herhangi bir dokuya sahip yüzeye koyun. Arkasından da kalemle karalamaya başlayın. Bunu hatırlarsınız, ilkokulda falan çalışma yaptırırlardı. Bu işte çevremizi daha iyi algılayabilmemiz için aslında. Biz küçücük çocukken, bebekken bile çevremizi dokularla algılamaya başlarız. Dokunuruz, hissederiz, kavrarız. Ondan sonra ona karşı bir tecrübe sahibi oluruz. O yüzden Roka'nın acı olduğunu bilmeden önce Roka'nın yeşil, fazla bastırılırsa ezilen bir sebze olduğunu biliriz. Roka sebzedir değil mi? Sebzedir. Sebzedir. Ama şimdi Roka'nın farklı bir yüzünü gördük. Önümüzde Ramazan zaten. Bu program Ramazan öncesinde bize iftarda yapılabilecek kolay sebzeler ve sebzelerin artanlarıyla yapılabilecek kolay gömlekler şeklinde bir program formatına götürür bizi belki. Ya da direkt yemek programı yaparız. Aa, Eyüp Sultan'a gideriz. Eyüp Sultan'da aşevi var ya. Hala yani Osmanlı'dan beri hizmet veren, hala ihtiyaç sahiplerinin karnını doyuran aşevi var. Ve İstanbul'un neredeyse her noktasına, en uzak noktalarına kadar yemek götüren. Neydi adı? Mihrişah Sultan olması lazım. Değil mi? Mihrişah Sultan Aşevi. O zaman biz acaba Mihrişah Sultan'ın Aşevi'nin de olduğu Cülüs yolunu anlattığımız bir bölüm çeksek, çekerken de oradan bahsetsek. Nasıl fikir? Bence bir sonraki bölüm bu olabilir. Tamam. Aynı şeyi düşünen varsa alta yazabilir. Mihrişah Sultan Aşevi, Haliç kıyısının kenarında. Eyüp Camii'nin C kapısından çıktığımız zaman 30 metre sonra solda Pierre Loti'nin eteklerinde kalmaktadır. Mihrişah Sultan Aşevi. İşte oradan kalan malzemelerle biz de baskı yapıyoruz. Evet, aslında bak o da olabilirmiş. Ziyan olmasın diye. Sonuçta Mihrişah Sultan Aşevi. Hala değil mi? Ya boyadan hiç korkmayın. Boya bulaşsın elimize. Bir günde ellerimiz pislensin. Bir günde temizleyeceğiz diye uğraşmayalım. Bir günde diyelim ki elimiz, kolumuz, sağımız, solumuz, her yerimiz boya oldu. Bu o kadar özgür bir his ki. Bunu tatmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Kirlenmek güzeldir. Buradan bütün deterjan markalarına. Şundan güzel şey var mı ya? Ellerinle giyeceğin şeyi hazırlıyorsun. Boya virgül koyalım da. Nereye? Ellerinle giyeceğin şeyi hazırlıyorsun gibi. Ellerinle giyeceğin şeyi. Ellerinle? Giyeceğin şeyi hazırlıyorsun. Bazı algılayış biçimlerinde öyle bir şey varmış biliyor musun? Yani belli bir yaşa kadar çocukluktan sadece sesle değil de görsel destekle de algılaman algılayışını kolaylaştırıyormuş. O yüzden bazen çocuklar böyle sen konuşursun yüzüne böyle bakarlar ya. Aslında anlamamasına imkan yoktur. Ama dersin ki nasıl anlamıyor bunu? O hareketli desteği arıyormuş, istiyormuş. Belli bir yaşa kadar zekanın gelişiminde bazen bu zeka geriliği veya ileriliği anlamına gelmeyen çok çok doğal bir şeymiş. Bunu da geçen gün okumuştum. Bizde şey derlerdi yani, ne bakıyorsun bön. Yani derlerdi. Biz o nesilden geçtik. Şimdiki ana babalar hep bu bilgilerle büyütüyor çocuklarını. Anlatıyor mesela işte şey gibi. Ellerinle giyeceğin şeyi yapıyorsun. Ve çocuk diyor ki tamam anladım. Sonrasında kendi ifade kabiliyeti de böyle daha rahat gelişiyormuş. Sadece yardımcı olmak gerekiyormuş. Şimdi herkes bilgili ya. Ya evet. Bizim ufaklık böyle bir deliriyor, hemen hanım şey diyor, atak haftasında falan. Ya değil mi? O hafta hiç bitmiyor, 3 günde bir atak haftası geliyor çocuğun. Eskiden bize ne diyorlardı? Kuduruyor. Herif Fenerbahçe forveti gibi sürekli atakta.
hemen buna fırçayla devam edelim. Şu yapacağım şey gerçekten zor değil. Hani öyle sen yapıyorsun da herkes de çok kolay yapar gibi anlatıyorsun falan demeye gerek yok. Gerçekten çok özgür bırakın fırçayı. Ya ilkokulda ilk kez elinize fırça almış gibi düşünseniz bile illaki güzel bir şey çıkacak. Şimdi yaklaş Batu bak. Sadece tamamen özgürce buradan sap indireceğiz. Ne birbirini takip etmesine gerek var, ne devam etmesine gerek var birbiriyle, ne bütünlük içinde olmasına gerek var. Dümdüz aşağı saplar indireceğiz. Özden yapıyorsun bu işi. Gerçekten takdir ediyorum seni şu an. İşin sırrı sadece cesaret. Gerçekten çok çok büyük bir şey olduğunu düşünmemek. Yapılan işin, yapılacak şeyin eyvah bu nasıl bir şey ya yapamam. Çok büyük bir şey olduğunu düşünmemek. Elini alıp gidişata göre karar vermek. Çünkü zaten her bölümde bunu yapıyoruz ve ortaya hiç de fena olmayan şeyler çıkıyor. Bu gömlek birazcık kurusun. Arkasından ütüleyeceğiz. Boyalar sabitlenecek ki böylece yıkanınca çıkmasın. Yine de 40 derecenin üstünde yıkamamak lazım tabii el yapımı olduğu için. O arada ben ellerimi yıkayayım, kahvemi alayım, kalan mandalinalarımızı yiyelim. Bunu giyelim ve benim olsun. Bunu anlamamış olmam da çok hoşuma gitti. Ya! Ya ne kadar güzel olmuş, ona baktık ya. Değil mi? Gerçekten. Ben de çok beğendim. Ben de çok beğendim. Bakın mandalinaları fazla fazla aldım farkındaysanız. Allah senden bin kere razı olsun. Ya gerçekten şimdi vereceğim, yani. Yiyeceğiz bunu hep beraber. Sağ olsun hiç. Yani yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Ne kadar güzel. Hasan Bey de böyle olsa yani, o hiç bakmıyor bize. Değil mi ya? Mandalinaları bile ben aldım ya. Yapımcımız vardı işte mandalinayı da ben aldım. Ama olsun, ne kadar iyi bir insanım değil mi? Size mandalina alıyorum, fazla fazla alıyorum. Hakkın ödenmez. Ama ne kadar şükürcü bir ekip ya. Yani bu kamera önünde nasıl gözüküyorsa ardında da öyle. Ben kefilim her türlü. Ben de size aynı şekilde kefilim. Kamera önünde nasılsanız arkasında da öylesiniz. Çok iyi insanlarsınız, çok güvenilir insanlarsınız. Galiba bu sonunda. Ne? Yok bir şey yok. Mandalina? Olur tabii hemen alayım ben bir tanesini. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun Alican Bey. Ellerimle besliyorum. Kayıt. Tersinden ütüleyelim. İşte ütüsü, çamaşırı, bulaşığı. Bütün günüm böyle geçiyor. İnanır mısın? İnanırsın değil mi? İnanırım. İnanırsın. Sen dersin de inanmaz mıyım ben? Teşekkür ederim. Rica ederim. Senden başka kimse inanmıyor bana. Bununla işimiz bitti. Bakalım neye benzemiş. Tata. Böyle pek bir şey anlaşılmıyor sanki. Ben bunu giyip geliyorum. Olur olur bana olur o git. Biz devam edebiliyor muyuz programımıza acaba? İzin verirsen. Gelmez misin? Tata. Ama Batu kötü bir haberim var sana. Bunun kolları kadın kesim. Bana veriyoruz. Evet maalesef. Videonun altına bir soru bulacağız şimdi. Bulduğumuz sorunun cevabını yazıp en çok beğeni alan yoruma da bu gömleği göndereceğiz. Sorumuz ne olsun? Kaç çeşit sebze ya da meyve kullandık? Kaçını kullandık, kaçını kullanmadık? Evet. Tamam soruyu zorlaştırıyoruz. Ben bunu kimseye göndermek istemiyorum tamam mı? O yüzden soruyu zorlaştırıyoruz. Biz kaç çeşit materyal getirdik buraya üstüne basmak için? Onların kaçını kullandık, kaçını kullanmadık? Doğru soru mu? Doğru. Videonun altına yorumlara yazın. İyice zorlaşsın istiyorum. Yorumlarda en çok beğeni alan hangisi ise bu gömleği ona göndereceğiz. Yorumlara yazmazsanız da hiç üzülmeyin. Gömleği seve seve sonsuza kadar sizin için giyeceğim. Ya Rabbim, kurban olduğum. Ama Özden çok tatlı çıkıyorsun ya. Maşallahın var ya. Vallahi.